Babacığım, bize mektup yazacaksın değil mi? Elbette kızım. Elime geçen her fırsatta size yazacağım. Biz de sana yazacağız her şeyi. Ben burada yokken annenizin sözünden çıkmayın, tamam mı? Tamam. Tamam baba. Ne zaman dönersin baba? Görevim ne zaman biterse oğlum. Ya çok uzun sürerse? Çocuklar, şimdi bunları düşünmenin sırası değil. Ne konuşmuştuk? Tasalanmak yok. Ben cephedeyken sizler de kendi vazifelerinizi yerine getirirseniz... ...bu vatanı el birliğiyle kurtarmış oluruz. Anlaştık mı? Anlaştık baba, baba, merak edin babacığım. Neziha Hanım. Hayrullah Bey. Gözyaşlarını zaferimize sakla. Bu arada evde hepinizi hediyeler bekliyor. Yaşa baba. Yavaş çocuklar. Durursun. Ben geldim. Hayır, aynı anda geldik. Çocuklar. Çocuklar, ne bu aceleniz? Anne, beraber geldik ama Mehmet önce ben geldim diyor. Ben geldim işte. Kim geldiyse gelmiş. Açılın da hediyelere bakalım. Anne, önce benimkine bakalım. Nedenmiş o? Aa, yine başlamayın. Hediyeleri sırayla ben vereceğim. Bu senin. Bunlar da sizin. Bir bebek. Babam bana bebek almış. Aa, bir dürbün. Hem de oyuncak değil, gerçek bir dürbün. Yaşa baba. Aa, kiminmiş? Tamburi Cemil Bey. Aa, hayal perdesi. Ne güzel. Bize Karagöz Hacivat oynatırsın artık. Tabii oynatırım. Hele bir iyice öğreneyim de. Hediyelerimizi açtığımıza göre kimin karnı acıktı bakalım? Benim. Hadi o zaman siz ellerinizi yıkayıp gelin. Ben de yemeği hazırlayayım. Nereye oğlum? Yemek hazır olana kadar biraz oynayacağım. Beni de bekle. Bebeğimi misketle tanıştıracağım. Uzaktan bir ses geliyor. Atlılar olmalı. Koşun. Acele edin. Doğru duymuşum. Atlılar geliyor. Dık 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 dık. Topçular. Çiçeklerim, çiçeklerimi kırdınız. Sizi yumuracaklar sizi. Bu kaçıncı oluyor? Ah, sizi bir elime geçirirsem. Aa, sen mi geldin misket? Misket, bak bu bebeğim. Çok ayıp, misket selam vermek yok mu? Aferin oğlum, bu da bebeğim. Haklısın misket, bebeğimin bir ismi olmalı. Acaba bebeğimin ismi ne olsa? Bir düşünelim. İlahi misket, hav diye isim mi olur? Zeynep, ha? Birlikte oynayalım mı? Hayır, ben bebeğimle oynuyorum. Sen niye fısıldıyorsun? Fısıldamıyorum ki. Fısıldıyorsun işte. Topu yine Hakkı amcanın bahçesine kaçırdım. Ha? Sanırım bütün çiçeklerini kırdım. Yine mi? Çocuklar. Yemek hazır. Anne, ben çıkabilir miyim? Aziz'i görmem lazım da. Ödevlerini yapmadın ama. Hoca ödev vermedi bu hafta sonu.
Tamam oğlum. Fazla gecikme. Tamam anneciğim, merak etme. Hakkı amca hala bahçede. Bir an önce bunu telafi edecek bir şeyler düşünmeliyiz. Bahçeye inelim, orada düşünürüz. Ön bahçe olmaz, arka bahçeye geçelim. Ama ben ön bahçede oynamak istiyorum. Ya Hakkı amca bizi görürse? Neden her defasında topunu oraya kaçırırsın ki? Tamam o zaman, arka bahçe. Ama sen de bana bebeğime isim bulmakta yardım edeceksin. Anlaştık. Nerede bu çocuklar? Hep ön bahçede oynarlardı. Buldum. Kezban olsun. Hayır. Babamın sevdiği bir isim olsun istiyorum. Neden kendi sevdiğin bir ismi koymuyorsun ki? Ben düşündüm ki eğer babamın sevdiği şeyleri yapıp ona mektupta anlatırsa bizi hemen özleyip daha çabuk gelir. Öyle mi dersin? Gelir mi gerçekten? Gelir tabii. Hem görmüyor musun? Annem de çok üzgün. O da çok sevinir. O zaman hemen bir şeyler yapalım. Buldum. Hadi annem için çiçek toplayalım. Babam annem üzgün olduğunda ona hep çiçek getirir. Mine çiçeği. Mine çiçeği mi? Evet. Fark etmedin mi akıllım? Ama mine çiçekleri bir tek Hakkı amcanın bahçesinde var. Ne? Hakkı amca mı? Dünyada olmaz. Önce onun kırılan çiçekleri için bir şeyler yapmalıyız. Öyleyse onun için de çiçek toplayalım. Hem özür dilemiş oluruz hem de kırılan çiçeklerin yerine yenisini götürmüş oluruz. Tabii ya. Harika bir fikir. Çalışmaya hazır mıyız Karagöz'üm? Hı? Çamaşır mı asarız? Çalışmaya, çalışmaya. Çağırmaya mı? Kimi çağırmaya? Dikkat etsene, düşüyordum. Şşş, duydu galiba. Vay 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 vay. Bu ne gürültü yahu? Ne oluyor? Evimi başıma mı yıkacaklar? Çıkıp bakayım kimmiş bunlar. Merhaba. Merhaba, merhaba. Nasıl gidiyor araba? Efendim? Araba... yok ki. Aşağı inip söylesene artık. Buraya Ömer Efendi'den sana gölge oyunu öğretmesini rica etmeye gelmedik mi? Evet ama şimdi mi? Ya ne zaman? Konuşalım da şu işi çözelim. Efendim, kusura bakmayın. Çalışmanızı böldük. Kusura bakar mıyım hiç? Bilakis izleyicilerden memnun olurum ama izlemek istediğinizi bilseydim burada bahçemde misafir ederdim sizi. Öyle mi? Tabii ya. Benim adım Aziz efendim. Bu da arkadaşım Osman. Aslında arkadaşımın sizden bir ricası olacaktı. Neymiş bakalım bu rica? Delini mi yuttun çocuk? Acaba bana gölge oyunu öğretebilir misiniz diye soracaktım. Gölge oyunu hakkında neler bilirsin? Arkadaşımla sizi pek çok kere izledik. Yani sahnede. Bütün gösterinizi ezbere bilir. Efendim, Aziz'in dediği gibi oyunları ezbere bildiğim için bence oynatmayı öğrenmeye hazırım. Oyunu her ezbere bilen oynatmaya hak kazanacak olsaydı ortalık hayaliden geçilmezdi. Peki öğrenmem ne kadar sürer? O sana bağlı. Belki 3 ay, belki 3 yıl. Ne? Bu süre çok fazla. Sanat öğrenmek için sabır gerekir. Ne demişler? Önce çırak, sonra kalfa. Sabredersen de usta olursun. Efendim, ben bu dediklerinizi hiç düşünmemiştim. Bu kadar uzun süre gerektiğini de hesap etmedim. İzniniz olursa bu dediklerinizi bir süre düşünüp öyle karar vermek isterim. Unutma, bu iş her şeyden önce inat ve sabır işidir. Dikkat et. Karar verdiğinde çok geç olmasın. Evin yukarısındaki korulukta çok güzel çiçekler vardı. Oradan toplayalım. Ama Hakkı amca bizi görür. Benim bir fikrim var. Zeynep, şimdi koş.
Hadi, hadi çabuk. Bizi görmeden çıkalım. Hadi. Hadi acele et. Mehmet, ne kadar güzel çiçekler. Hadi toplayalım. Ama dikkat et. Gelincikleri koparınca yaprakları rüzgarda hemen dökülür. Dikkatli olmamız gerek. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Ama pes etmek yok. Şimdi sen toplarken ben sana siper olacağım. Oh be, başardık. Demek siz benim çiçeklerimi kırarsınız ha? Gerçekten istemeden oldu Hakkı amca. Ama telafi için çiçek topladık. Ama onlar da... Aslında ben askercilik oynuyordum. Top atayım dedim. Ben anlamam. Kırılan çiçeklerimin yerine yenisini isterim. Biz de zaten bu yüzden gidip çiçek topladık. Birazını size, birazını da anneme toplamıştık. Ama hepsi rüzgardan uçtu. Ben bilmem. Çiçeklerimi kırdınız. Haklısın Hakkı amca. Özür dileriz. Buyur. Şaka şaka. Alın bakalım çocuklar. Bu çiçekleri sizin için topladım. Nasıl yani? Bunlar bizim için mi? Evet öyle. Ne zaman isterseniz gelip bahçemden çiçek toplayabilirsiniz. Alın bakalım. Bu da topunuz. Teşekkür ederiz. Biz size çiçek vermek istemiştik ama tam tersi oldu. Çocuklar verdiniz ya işte. Ama onlar işe yaramaz ki artık. Yaprakları hep uçtu. Kim demiş? Bu sapları benim keçilere verirsem öyle bir mutlu olurlar ki. Aa, sahi ya. Tabii ya. Hadi bakalım. Üzülmeyin. Artık oynarken dikkat edin de bu güzel çiçekleri kırmayın. Anlaştık mı? Tamam söz. Çok dikkat edeceğim. Çiçekleri anneme önce ben vereceğim. Mehmet dur. Yakalayamazsın ki. Dur diyorum. Geldi al. Şimdi görürsün sen. Geldi al bakalım. Yok. Alamazsın ki al bakalım. Alamazsın ki al bakalım. Gördün mü yaptığını? Mehmet, Zeynep, bir şeyiniz yok ya. Mehmet yatağı kırdı. Ah oğlum ah. Kalk bakayım. İyisiniz değil mi? Biraz bacağım acımıştı ama geçti. Neyse, yarın usta çağırırız. Özür dilerim anne. Size bir şey olmadı ya. Bu gece benimle yatarsın artık. O zaman ben de seninle yatarım. Olmaz. Hepsi senin yüzünden. Çiçekleri almasaydın böyle olmayacaktı. Sen benim yatağımda yat, ben annemle yatayım. Tamam tamam. Birbirinizle uğraşmayı bırakın. Odaya döşekleri atarız. İkiniz de benimle yatarsınız. Yaşasın. Annemle yatacağız. Hayırdır? Ne bu heyecan? Abi, Mehmet topladığımız çiçekleri aldı ve kaçtı. Yatağında zıplaya zıplaya da yatağın bacağını kırdı. Yatak tamir olana kadar annemle yatacağız. Yarın usta çağıracağım. Olur mu anne? Ben hallederim belki. Bakayım. Hiç de zor görünmüyor. Sen bilirsin. Anne bak, sana çiçek toplamıştık. Hiç görmüyorsun. Ah çocuklar, akıl mı bıraktınız? Aa, mini çiçekleri. Babam ve ben çok severiz. Teşekkür ederim çocuklar. Bu arada Zeynep, bebeğine isim bulabildin mi? Hala arıyorum anneciğim. Dur bakalım, ben de düşüneyim. Ama babamın sevdiği bir isim olsun. İşte karşınızda Osman Usta.
Saat kaç oldu? Şey, konuşmuştuk ya. Oğlum boş ver. Yarın ustayı çağırırız, olur biter. Anne, babamdan bir mektup. Hediyelerle bırakmış olmalı. Canlarım, siz bu mektubu okurken ben prensesleri arasında sizi düşünüyor olacağım. Zeynep'im bebeğini sevdi mi? Hanımım plağı dinledi mi? Mehmet'im gerçek bir dürbünden mutlu oldu mu? Osman'ımsa gölge oyunu tezgahını kurup çalışmaya başladı mı diye türlü hayallere dalacağım. Umarım yokluğunda hediyelerim benim sıcaklığımı size hissettirir. Hep güzel günlerimizi düşünün evlatlarım. Geçmişteki ve gelecek olan güzel günleri. Sabreder ve pes etmezsek kavuşacağımız o güzel günler daha kolay gelecek. Sizi çok seven babanız Hayrola. Aslan babam benim ya. Babam beni bekleyeceğiz. En iyisi ben bu yatağı bir kez daha el atayım. Ben de akşam yemeğinizi hazırlayayım. Şimdi sakin sakin yapıyoruz. Acele etme Osman. Anne, çiçekleri vazoya koymamışsın. Ah, telaştan unutmuşum. Al bakalım vazoyu. Aa, Aziz, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Neziye teyze. Osman yok mu? Çocukların odasında yatak tamir ediyor. Ne? Bunu kaçırmamam lazım. Hemen yanına çıkayım. Kolay gelsin Osman Usta. Şimdi de marangozluğa mı heves ettin? Geç dalganı bakalım. Babam yokken bütün bu işleri benim yapmam lazım. Bak nasıl olmuş? Güzel fayton. Of, olmamış değil mi? Annem usta çağırdım dedi ama ben yaparım diye inat ettim. İşte bu kadar oldu. Her şeyin iyisi ustasının elinden çıkar. Ustası olmayınca böyle oluyor. Ben de yatak kırıldığından beri onu düşünüyorum. Ne yaparsam yapayım usta elinden çıkmış gibi olmuyor. Anlaşılan tek başıma gölge oyunu çalışsam o da böyle olacak. Peki ne karar verdin? Sanırım yarın Hayali Ömer Efendi ile konuşup çırağı olmaya karar verdiğimi ve ne kadar zaman alırsa alsın sabredeceğimi söyleyeceğim. Yaşa, işte bu. Aklın yolu birdir. O zaman ben güzel haberi duyduğuma göre geç olmadan döneyim. Buldum! Anne buldum! Yaşasın buldum! Ne buldun? Zeynep ne oldu? Anne bebeğimin ismini buldum. Gözümün önündeymiş. Mine! Mine babamın en sevdiği çiçek. Aa, gerçekten nasıl hiç aklıma gelmedi? Bulmaca demek ben demek. Ben demek bulmaca demek. Harika bir isim Zeynep. Eminim baban da beğenir. Fazla sevinmeyin bakalım ufaklıklar. Size kötü bir haberim var. Ne? Nedir o? Bu gece annem ve babamın odasında yatmıyorsunuz. Neden? Ne oldu ki? Çünkü yatağı tamir ettim. Ya abi ya, neden yaptın? Abi. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Benim de. Madem çok istiyorsunuz odamda yatabilirsiniz. Yaşasın. Gerçekten mi yatabiliriz? Döşeğimi alıp ben de geleyim bari. O zaman bize masal anlatacaksın. Evet, bize masal anlat. Tamam tamam ufaklıklar. Masallar benden. Eyvah, hayali çırak bulmuş. Osman çok üzülecek.